25 Aralık 1995. Türk gemisi Figen Akat, Ege Denizi'ndeki Kardak kayalıklarında karaya oturdu. Bu kaza, Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getirecek olayların başlangıç noktasıydı. Yunan adalarından gelen bazı kişiler... Çok sıcak, bir günün son saatleri yoğun... Kardak kayalıklarında gece boyunca tam bir ölüm sesi... Türk komandoları bu harekatı gerçekleştirirken... Yunan makamları, SAP komandolarının operasyonunu... Türkiye'ye ait Kardak kayalıklarına oturan... Bakanlar kurulu Kardak krizini görüşmek üzere. Yunanistan olayın kendi karasularında yaşandığını savunuyor, Türkiye ise söz konusu adaların bize ait olduğunu belirtiyordu. Tartışmalar sürüp giderken Yunanistan'ın kayalıklara asker çıkarıp bayrak dikmesi bardağı taşıran son damla oldu. Bir aydan fazla süren kriz sonunda dönemin başbakanı Tansu Çiller, o asker gidecek, o bayrak inecek diyerek Türkiye'nin savaşa hazır olduğunun sinyalini verdi. Bu asker gidecektir, bu bayrak inecek. Bu açıklamalardan kısa süre sonra 30 Ocağı 31 Ocak 1996'ya bağlayan gece tüm Yunanistan'ı şaşkına çevirecek müthiş bir operasyon yapıldı. O gece binbaşı hizmetinin komutasındaki 7 Türk SAT komandosu adayı kuşatan Yunan donanmasını yanıltarak Batı Kardak adacığına çıkmayı başardı. Yunan Deniz Kuvvetleri'nin ancak 4 saat sonra haberdar olduğu operasyonu örten sır perdesi o günden bu yana bir türlü aralanamadı. Bu olayın Yunan kuvvetleri tarafından 4 saat sonra fark edilmesi nedeniyle büyük şok yaşıyorduk. Gözümüzü açanın Amerika Birleşik Devletleri olmasından son derece rahatsızdık. Kardak krizi Yunanistan'ın zafiyetlerini ortaya çıkardı. Aradan 12 yıl geçti. Yunan Genelkurmay Başkanı Hristos Gamberis'in istifasına sebep olan Kostas Simitis hükümetini de sarsan müthiş operasyonun komutanı emekli yarbay Hizmet'in o gece Kardak'ta neler oldu sorusunun yanıtını ilk kez usta gazeteci Uğur Dündar'a verdi. Size verilen emir neydi? Aldığım emir doğrultusunda hazırlıklarımız Doğu Kardak adacığında bulunan OYK timini etkisiz hale getirmek ve o adadan süpürmek gibi. Emekli deniz yarbayı Hizmet'in Doğu Kardak adacığındaki Yunan komandolarını süpürme, yani denize dökme emrinin yerine getirilmesi için hazırlandıklarını, ancak akşama doğru emrin değiştiğini söylüyor. Bölgeye intikal ettiğinizde helikopterle Kardak adacıklarının çevresinde bir keşif uçuşu yaptınız. Gördüğünüz manzara neydi? Adacıklar irili ufaklı kaç Yunan savaş gemisince çevrilmişti, kuşatılmıştı. Sabah saatlerinde 15-20 arası sanıyorum gemi vardı. Akşama doğru bu sayı 35'i geçti. Gece ilerleyip saatler 31 Ocağı gösterirken çevredeki Yunan donanmasına ait savaş gemilerinde de bir artış kaydedildi mi? 40'a yaklaştı irili ufaklı. Emekli yarbay Metin'e göre Yunan Deniz Kuvvetleri tüm hazırlığını Türk komandoların adaya helikopterle inmesi ihtimali üzerine yapıyor. Önlemler bu doğrultuda alınıyor. Tahsil edilen iki Black Hawk helikopterinin yaptığı aldatma harekatları çok kolaylık sağladı çıkan bot. Aldatma harekatıyla Yunan Deniz Kuvvetleri'nin tüm dikkatini helikopterlere çeken yarbay Hizmet'in
aynı dakikalarda 7 kişilik Türk SAT timini botla adaya gönderiyor. SAT komando timini adaya uğurlarken onlara verdiğiniz emir neydi? Gerekirse çarpışıp öleceksiniz dediniz mi? Bu bir savaş hazırlığıydı tamamen. Her türlü riski, her türlü çatışmayı göze alıp verilen görevi yapmalarını, yerine getirmelerini söyledim. Kardak adacıklarını kuşatan Yunan donanmasını ve güçlerini yanıltarak yaptığınız aldatma harekatı, daha sonra 4 saat gecikmeyle bu operasyonun gerçekleştiğini öğrenen Yunan ordusunda ve siyasetinde müthiş bir şok etkisi yarattı. Bu büyük başarı nasıl gerçekleşti komutan? Harekat planımızın doğru yürüdüğünü göstergesidir bu. Helikopterlerin icra ettiği harekat, aldatma harekatı, tüm dikkatlerini onların üzerine yoğunlaşmasına neden oldu. Bu esnada deniz durumunun ve hava durumunun da, yağmurun da örtü ve gizlenmeye kolaylık sağlaması sanıyorum harekatımızı kolaylaştırdı. Peki onca gemiyle orada tertibat alan Yunan donanması ve komutanları sizin adaya çıktığınızı niçin fark edememişler? Gece boyunca bizim varlığımızı gerçeklemek için faaliyetler gösterdiler. Projektörler yaktılar. Navarino gemisinin helikopteri adanın üzerinde uçtu. Sonra elin bir kaza sonucu ilerleyen saatlerde düştü. İki pilotlar şehit oldu. Sanıyorum kesin varlığımızı güneşin ilk ışıklarıyla gerçek kuvvet komutanları ve genelkurmay başkanı öğrendiğini onların notlarından öğrendim. Daha sonra benim öğrendiklerim birbirlerini suçladılar. Batı adacının neden boş bırakıldığını çok tartıştılar. Diğer bir Yunan OYK timinin bir polis gemisinde niye zamanında Batı adacığını işgal edip gerekli önlemleri almadığını çok kendi işlerinde tartıştıklarını biliyorum. Peki onların Doğu adacığına çıkıp Batı adacığını ihmal etmeleri ve oraya asker çıkarmamaları gerçekten çok büyük stratejik bir hata mıydı? Elbette bir şekilde bir harekata başladılar. Bunun sonunu getirebilmeleri için kesinlikle bunu da yapmaları gerekliydi. Peki bizim SAT komandoları adaya çıkarken karşı Doğu Kardak adacığında bulunan Yunan SAT komandolarını denize süpürmeyi gerektiğinde göze almışlar mıydı? Elbette. Eğer Batı adacığında Yunan timi olsaydı savunmaya uygun olmadığı için kolaylıkla onları oradan çıkartırdık. Onları denize süpürecekler miydi bizimkiler? Elbette gerektirse çarpışma olacaktı. Eğer biz yarım saat geciksek miydik? Onlar da ikinci timlerine Batı Kardak adacığına çıkartmış olacaklardı ve bir çatışma kesinlikle engellenemezdi bu durumda. Peki gün ışığı Doğu adacığındaki Yunanlılar, onların askerleri Batı adacığına çıkan bizim SAT komandolarını gördüklerinde ne yaptılar? Çok büyük bir şaşkınlık yaşandı mı? İzlediğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlar. Bizim açımızdan çok fazla bir şey yaşanmadı. Biz harekatımızı başarıyla gerçekleştirdik, aldatmamızı yaptık, planladığımız gibi her şey cereyan etti. Fakat onların yaşadıkları bizden çok daha farklı, çok büyük problemlerle karşılaşmışlar. Muhaberede olsun, birbirleriyle irtibatlarında olsun, emir kumanda kademelerinde olsun büyük hatalar oluşmuş. Daha sonrasında her iki tarafa sabah saatlerinde sırayla adadan ayrılma emirleri verildi. Sabah 8 sularında Yunan OYK timi önce Doğu Kardak adacığını boşalttı. 8.30'da da bizim timimiz boşalttı. Müzik
Daha sonrasında her iki tarafa sabah saatlerinde sırayla adadan ayrılma emirleri verildi. Sabah 8 sularında Yunan Ayakatimi önce Doğu Kardak'a gözünü boşalttı. 8.30'da da bizim dilimiz boşalttı. Türk tarafı adına başarıyla sonlandırılan krizin ardından Yunan kamuoyu ve medyasında büyük tartışmalar yaşanıyor. Yunanistan'a dönen OEK timleri tepki, hatta öfkeyle karşılanıyor.